Lan oğlum, bir pazar sabahı beni tatlı uykumdan uyandırmanın sebebini bana açıklayabilir misin acaba? Rahmet var ya, sen süzme salaksın. Kendin randevu veriyorsun, kendin unutuyorsun. Bugün kızlarla buluşmayacağız mı ha? Ulan pazar sabahı kızlara randevu vermenin salaklığının sebebini açıklayabilir misin peki? Hadi git giyin, bu saçma sapan konuşmaları arabada yaparsın. Hadi kalk. Nereye Ercan? Ben hala uyuyorum ve galiba rüya görüyorum. En iyisi ben gidip biraz daha yatayım. Gel buraya küçük bir. Geç yerine otur, kahvaltını et, biz de erken çıkacağız. Vay, demek randevu he? Kahvaltı et dedim Ercan, ukalalık et demedim. Acaba bu haberi anneanneme gammazlasam bana ne kadar para verir dersiniz? Bilmiyoruz tabii ama sana kaç tokat vereceğimizi biliyoruz. Hatta biraz avans verebiliriz. Peki gammazlamasam bu avansı geri ödeyebilecek miyim? Çocuk haklı galiba Sera. Ayşe abla, avansı tokat olarak değil de öpücük olarak verebilir miyim? Bana bak geri zekalı! Ayşe ben anneanne, adam öpürüyorlar. Ayşe çok kötü olur. Afet, kafeye gidiyoruz oğlum. Manyak mısın? Bırak şunu ya. Ne var yani? Canko yanımıza gazinoya giderken mi alacağız? Tabii ki kafeye giderken alacağız yani. Allah Allah. O da hava alır birazcık. Arabanın içinde nasıl hava alacak? Biz de yürürüz. Ta kafeye kadar. Tabii ya. Ne var? Allah Allah. Hem Canko hava alır, hem sen hava alırsın. Hem de parktan geçeriz, yolda kısaltmış oluruz. Sözde arkadaş, fikrim. Gel. Ay çok şahane. Bak Canko, Dürdane Hanım teyze çıktı. Şimdi bizden yine kira isteyecek. Biz yine paramız yok diyeceğiz, o anlamayacak. Belki sen hayır de, paramız yok de, belki o zaman anlar. Tamam Canko, nasıl kaçtı? Demek ki Canko'nun dilinden anlıyor. Ben zaten anlamıştım. Soyunda bir bozukluk var. Soyu sopu. Kızlar bu ne hazırlık böyle? Bugün pazar. Ha? Salon kapalı. Kocalarıyla buluşacaklarmış anneanne. Neyse, avans boşa gitmedi bari. Ben öyle bir izin verdiğimi hiç hatırlamıyorum. Anne artık lise talebesi değiliz herhalde. Ay Allah'tan değiliz Serap. Düşünsene liselerde ne biçim katliamlar oluyor. O Amerika'da oluyor Aysu. Olsun Serap, kola da Amerika'da oluyor ama biz burada içiyoruz. Bana bakın kızlar, onların evine gitmek yasak. Otele gitmek yasak. Arabanın arka koltuğunda oturmak yasak. Ama arabanın ön koltuğuna onlar oturuyor Razi teyze. Hepimiz ön koltuğa nasıl sığacağız? Sus Aysu. Annem arka koltuk derken ondan bahsetmiyor. Vallahi ben bile biliyorum. Tüh be. Bugün de kafadan kaybettik. Rica ederim Serap. Arka koltuk denince akla arka koltuk gelir. O kadar cahil değiliz. Arka koltuk arka koltuktur. Ön koltuksa ön koltuk. Ha bir de koltuk derneği var ki onun konumuzla hiç bilmiyor. Bana bak. Bu salak muhabbeti biraz daha devam ettirirsen koltuk derneğinin konumuzla çok ilgisi olacak. Otur lan gel. Ay çok şahane de be kız. Ama çok yakışıklı çocuk hala. Yakışıklı mı? Aa, senin niye psikopat olduğun anlaşıldı kızım. Salaktır o, salak salak. Yürü. Aslında ikisi de biraz haklı ha. Ulan bana bak Dürdane Galiba. Bir ara böyle akrabalarının iyi bir şekilde listesini hazırlayıp bize ver, tamam mı? Aa, sen benim akrabalarından ne istiyorsun ayol? Ulan ölümsüz otlakçı. Nasıl olsa bütün akrabaların birer ikişer bizim masaya damlamayacaklar mı? Biz de 12 kişilik mi yoksa 24 kişilik bir masa yaptıralım bilelim ağzını. Hop be hop. Kaset kapa. Nasıl, dipte midye falan var mı ha? O değil mi abi ha? Bırak vurma, anladın mı be? Nasıl olsa fena dalmış yeşilimsi ördek. Biraz sonra kendiliğinden boğuluruz. Aa, çok şahane. Hangisi şahane? Hünyas'ın vurması mı? Tarumar'ın ördek benzetmesi mi? Hilkat'ın boğulması mı? Ama bizim salağa göre her şey çok şahane, çok şahane, çok şahane. Bırakın nasıl durursa dursun ya. Nasıl isterse dursun adam. Yavaş çocuk. Yolu amma uzattın be. Ha, ne var fena mı? Bacakların açılır. Ya bak kızlara geç kalırsak bacaklarım açılacak ama yürümekten değil, sana tepik atmaktan. Ya oğlum nereye gidiyorsun ya? Ama... Amanın. Amanın. Ne var lan? Şunun güzelliğini görüyor musun kuzen? Görüyorum, minicik bir köpek. Güzel sayılabilir ama öyle amanın aman diyecek bir şey yok. Ya köpeği değil yavrum, yukarısına doğru hafiften bak. Gördün mü? Gördüm. Ne o? Sahibi. Nasıl ama? Sen şunu tut. Ben bir gidip geliyorum. Aa,
Ay ne şeker şey bu. Ay ne şeker şey. Sizin mi bu köpek? Sizinki de bayağı cici. Benimki de kocaman. Sizinki de minnacık. Komtere. O kadar da kocaman sayılmaz canım. Siz onun öyle durduğuna bakmayın. Şöyle bir silkinsin, kendine gelsin. O zaman bakın kocaman oluyor. Değil mi lan Django? Şşt, şaka bu. Yürü gidelim lan. Yoksa Rütü senin ağzını kapatacak. Hem de ömür boyu. Dur be kuzen. Vallahi hanımefendi, ben sizinkine bayıldım. Elleyebilir miyim acaba? Ne diyorsun lan sen? Sana ne oluyor be kuzen? Ben hanımefendininkini ellemek istiyorum. Aa, bunda kötü bir şey yok ki. Belki hanımefendi elletmek isteyecek. Elleyebilir miyim hanımefendi? Elleyeyim bari. Isırmaz değil mi? Isırmaz. Ay bismillahirrahmanirrahim. Gördüğün gibi yine geç kaldılar Aysu. Evet, onlar geç kalırlar diye biz de geç kaldık. Onlar yine geç kaldılar Serap. Bizim geç kalmış olmamız onların da geç kalması gerçeğini değiştirmez Aysucuğum. Olur mu Serap? Geç kalan bekleyenden daha geç kalırsa nasıl bekleyen olur? Bekleyen geç kalırsa zaten bekleyen olamaz. Ay Aysu sus geç kalmasınlar yoksa her şey çok geç olacak. Geçme Namık Kemal Köprüsü'nden ürkütürsün vakvakları. Ne diyorsun Aysu be? Ay ne bileyim içinde geç geçen bir tek bu cümle geldi aklıma. Ay sus Aysu sus. Tamam tamam geçelim bunları. Aman da ne cici köpek. Bakın nasıl bana alıştı değil mi? Hiç gitmek istemiyor. Alıştın mı canım bana? Ay çok şeker bir şey bu. Nasıl alıştı? Peki adı ne bunun? Zeytin. Zeytin. Evet. Sarı mı yeşil mi? Latife. Bakın nasıl alıştı bana. Anam ısırdı. Hani ısırmazdı bu? Ay. Çok özür dilerim. Zeytin ne yaptın sen? Hiç yakışıyor mu sana? Hak ettin oğlum. Şimdi bir de kuduz bulaşırsa bittin sen. Aa, hiç olur mu öyle şey? Ben devamlı doktora götürüyorum. Her ay veteriner kontrolünden geçiyor. Olsun hanımefendi, belli mi olur? Şimdi benim gün be gün, gün içerisinde bu köpeği takip etmem, izlemem gerekiyor efendim. Hay Allah, hiç gerek yok böyle bir şeye. Ama içiniz rahat edecekse gelip kontrol edebilirsiniz tabii. Siz bana en iyisi adresinizi verin. Ben her gün gelip kontrol ederim bunları. Yani köpeği. Ya, buyurun, burada benim adresim var. İstediğiniz zaman gelip kontrol edebilirsiniz. Pekala. O zaman burada da benim adresim var. Siz de gelip istediğiniz zaman küçük Rafet'i kontrol edebilirsiniz. Arkadaşlar bana küçük Rafet derler. Yürü be, yürü, yürü be. Yürü, yürü. Aldım lan, adresi aldım. Bana bak, bu dürdane denen deniz anasının ayağını bu evden kesmek lazım. Karı üç öğün resmen bizim sofraya gelip teberleş oluyor be. Bir şey değil, camiada adımız Saf Baba'ya çıkacak. biz de kime laf anlatıyoruz be? Biz kime laf anlatıyoruz burada be, kokusuz kolonya? Haklısın dayı. Hangi konuda? Her konuda dayı. Aman aman sus, sus. Bakalım gene bugün ne mazeret uyduracaklar Aysu. Ay hanım. Mazeret bulmak için uğraşmalarına gerek yok ki. Erkekler için bir sürü hazır mazeret var. İşim çıktı, toplandıdaydım gibi. Hayır, bu köpek ısırdı, köpek. Ay çok yaratıcı bir mazeret oldu. Tebrik ediyorum sizi yani. Yalan değil Serapçığım, bu armutun bacağını köpek ısırdı. İnanmazsanız diş izlerini göstereyim. Ay yazık. Tamam, affettik.
Gerçekten siz ciddi misiniz? Köpek beni de ısırsın ki ciddiyim Sera. Aman Allah korusun. Kuduz falan olur. Bir an önce doktora götürmek lazım. Acı patlıcanı kırağı çalmazmış. Bana bir şey olmazmış. İsterseniz doktora gideceğimize bizim eve gidelim. Kudurma, kudurma. Aysucuğum daha iki dakika oldu ısıralı. İki dakikada kudurulur mu be? Evet evet. Ben de Rafet'in önerisini destekliyorum. Hiç olmazsa evde kudururuz. Evet, yabancı da yok. Annem gelirken kesin yasak koydu. Sizin eve gitmek yasak. Ayrıca otele gitmek ve arabanın arka koltuğunda oturmak da yasak niyeyse. Hazır köpek de ısırmış. Bundan yararlanırım. Raziye cadısını telefonla arar. Rafet'i köpek ısırmış. Hastaneye gidiyoruz dersiniz. Alo? Evinan abi. Ne var salak Hilkat? Yine ne yaptı Tarımar anladın mı? Yok Evinan'a. Bu sefer Tarımar'dayım bir şey yapmadı. Ben yaptım. Ve aşık oldum Evinan'a. Ulan salak Hilkat, öyle zart diye aşık olunur mu? Önce bir şeyler olması lazım, anladın mı? Oldu be Evinan'a. Bak anlatayım. Böyle ılık bir Temmuz akşamıydı. Hafif hafif esen meltem saçlarımı okşuyordu. Sanki böyle kızgın kumlardan serin sular atlar gibiydi. O ve ben böyle ağır çekimle birbirimize doğru koşuyorduk kumsalda. Sonra ben yere oturup kumların üzerine seni seviyorum yazdım. Ulan salak Hilkat, liseli çocuklar mısınız siz be? Bu senin anlattıklarını liseli çocuklar yapar, anladın mı? Sen koskoca bir adamsın, hem de mafyasın. Bu çocukça şeyler hiç yakışıyor mu size be, koca adamlara? Böyle şeyler olur mu, anladın mı? Belki kudururum, sonra da ölürüm. Her şey için vakit çok geç olabilir. Vakit varken içeri gidelim. He, tıpış tıpış gel. Hop hop, burada aile var. Ne yani, siz ailesiniz de biz bir aile değil miyiz? Geçiniz efendim, geçiniz. Bir daha sakın bu geç lafını kullanma Rafet. Çünkü biz bu saate kadar o lafı çok kullandık. Alo. Canım ben Saffet Odun'un evini aramıştım. Ha sen hastanede Kuduz Hastanesi'nde olduğuna göre demek ki o da oraya geldi. Anne yani biz hastane yani... Bana bakın hemen buraya gelin. Eğer gelmezseniz ben sizi öyle bir ısıracağım ki kudurmaya bile vakit kalmadan doğru eşek cennetine. Yüzünden anlaşıldığına göre Raziye teyzeydi ve eve gitmemizi istiyordu değil mi? Madem bu kadar iyi tahmin ettin niye hala oturuyorsun Aysu? Kalk çabuk gidelim. Hay başlayacağım bu Raziye'nizden de. Hay Allah inşallah kudururum da giderim ilk iş olarak Raziye'yi ısırırım be. Bence siz bu köpek ısırma işini ciddiye alın ve bir an önce ya doktora ya hastaneye gidin. Serapcığım teessüf ederim bana söyleme buna söyle. Gerçekten Rafet niye gitmiyorsun? Senin kudurman için köpeğin ısırmasına gerek yok. Ama sen yine de git. Ya vallahi abartıyorsunuz bu işi. Alt tarafa küçücük bir enik, bir köpek. Bana bir şey olmaz. Ama maalesef Karacaahmet bana bir şey olmaz diyenlerle dolu Rafet. Hoşça kal. Aman da minicik köpeğim. Aman da benim minicik köpeciğim. Gel minicik köpecik. Lan Rafet! Kalk oğlum kalk! Rafet! Ya oğlum sen manyak mısın lan? Rüyalarımın en kırmızı noktalı bölümünde beni uyandırmaya mecbur musun ha? Şimdi tam orada uyandırmasaydın rüya bitseydi 10 dakika sonra uyandırsaydın ay çok şahane olacaktı. Bırak şimdi sarı kırmızı noktalı oğlum. Durum çok vahim. Dinle bak. Kuduz genellikle ısırmayla geçen bulaşıcı bir hastalıktır. Her bulaşıcı hastalık gibi bir kuluçka devresi vardır. Bu 24 saatten birkaç aya kadar uzayabilir. Bu devrede kuduz aşısı yapılırsa kurtulma durumu olabilir. Aşı olunmazsa yapacak bir şey kalmaz. Ya gitme oğlum be. Duyan da seni ısırdılar sanınca. Isır lan benim. Sana ne oluyor lan? Kudurursan esas bela bizi bulacak. Kuzen, lütfen gidip yatar mısın? Hayır, yatmam. Konuşmamız lazım. Gidip tedavi olman lazım. Yoksa yarın çok geç olabilir. Bana bak kuzen. Ya gidip yatarsın ya da ilk o seni ısırırım hem de kıçında. Boş dur. Hadi. Boş dur. Hadi git. Boş dur. Boş dur. Ellerce de
O laf yanlış bir Kerem. Neymiş? Hep senin eller bizim cebe giriyor. Üstelik senin el pamuk el değil. Doğrusu şöyle olacak Rafet'im. Keçe eller cebe. Sen zekiyi bırakın da paraları çıkın. İşim gücüm ver benim. Hadi paraları. Bugünlerde bize para diye yaklaşmanı tavsiye etmem Dürdan Hanım. Hatta biz evden çıkınca kapıyı arkadan kilitleyip saklansan iyi olur. Niyeymiş o? Sizden mi korkacağım ayol? Benden değil ama Rafet'ten korkacaksın. Rafet'imi köpek ısırdı. Üstelik üstünden de 24 saat geçti. Evet, aha buradan ısırdı. Bakın. Kuduruyor Dürdan Hanım. Ha ne kuduruyor bu? Ay belediye çağırın, belediye çağırın Zeynep'sine şunu çabuk çabuk. Rahmet çok güzel rol yaptın ama yeter artık bırak şunu ya. Ne oradan rol falan yapmadım lan. Yani şimdi sen ciddi misin? Tabii ama kudurmak köpekten değil. Karanfili görünce kudur kuduruyorum. Ooo manyak. Pişti. Dandaralan dan dan dan. Ulan yaşlı Lolita, bir kere kağıtları teker teker atacaksın bir. İkincisi piştiği sen değil, ben yapacağım anladın mı? Ama abi yani bu pişti konusunda vurucu tim uzman. O da haraç toplamaya gidince pişti oynamak bana kalıyor. Aman ne önemi var canım? Ben zaten bütün piştileri daima peşin peşin yazdım. Hem de ikişer ikişer. Ne ulan kırmızı mercimek? Niye öyle derinden ah ah diyorsun bakayım ha? Görüşmedim yeşil soğan göndermiş. Karanfil kokuyor cigara. Ulan bana bak bu pedalsız bisiklet. Ne demek istedi şimdi ha? Bu galiba Dürdane'nin yerine havayı yakmış abi. Kız ne zaman kapıya çıksa bu ilk at var ya kuyruğuna basılmış uyuz kedi gibi hemen dışarı fırlıyor. Ulan normal kedinin kuyruğuna bassan fırlamaz mı be çörek otu? Niye uyuz diyorsun şimdi? Yani gıcıklık olsun diye abi öyle felsefi bir açıklaması yok yani. Ulan biz metres evden kaçmasın diye karı lafını yasaklıyoruz. Bu eşkenar üçgen gidip bir karıya aşık oluyor iyi mi? Ay aşk falan diye laflar duydum Taraş. Bana olan aşkını mı anlatıyordu? Tabii ulan seksi şempanze. Mafya babaları da zaman zaman metreslerine olan aşklarını ifade ederler icabında. Harikasın Taraş. Şş, kendine gel ulan titrekmanda. Gördüğün gibi bak burada yalnız değiliz. Benim gerzek yeğenimle bu filozof işkembe var aramızda. Cenk! Cenk! Bir daha Cenk! Evet, dön taraf! Tersi! Cenk! Cenk! Evet, daha hızlı! Kızlar! Ne var Tolgahan? Ne zaman hareket yapsak kesiyorsun. Yapmadığımız zaman da yapmıyorsunuz dersin. Ya kızmayın ya! Bu önemli bir olay ama. Tamam! Mola! Şu Rafet'i ısıran köpek. Az önce doktor olan bir öğrencimle konuştum da Rafet'in kuduz olup olmadığını tepkilerinden anlayabilirmişiz. Hiç boşuna uğraşma canım. Bütün bilim adamları toplansalar ve Rafet'i incelemeye alsalar hepsi bilimi bırakıp simitçiliğe başlarlar. Onda bütün hastalık belirtileri var çünkü. Ama bu farklı Aysun. Eğer Rafet kuduzsa sudan korkarmış, ayrıca da ağzından saleler akarmış ya. Eyvah! Eyvah! O zaman Rafet kesin kuduz. Çünkü ne zaman bir kadın görse ağzından sular akıyor ve köpürtmeler başlıyor. Ay yo başka bu başka Aysun. Peki başka önlem almanın yolları yok mu Tolga? Maalesef artık çok geç. Rahmet kudurarak öldük. Yani al beni Tolga ne? Ay Allah şaka yapayım demiştim ama bir an için Aysun'la konuştuğumu unutuvermişim işte. Bana bak vurucu tim. Haraç işlerinde bir vukuat falan oldu mu ha? Ayıp ediyorsun be abi, hiç olabilir mi? Ben adamı ne yaparım be? Vurursun. Abi, şunu vurayım mı ha? Bak bak, bak bak, şuna bak. Aşık Shakespeare triplerine girmiş. Aşık zaten. Hadi ya, kime? Kendine sorsana. Karanfilimi susuzum. Her gece uykusuzum. Vay anasına! Kime aşık oldun be? Karanfil oylum, oylum geliyor selvi boylum. Ulan fingirden gergedan. Zekan 0-5 yaş düzeyinde olduğu için ne dediğini boylum anlamıyorsun. Çocuk 2 saattir ne diyor? Karanfil, karanfil deyip duruyor be. Lan ne salağım ben ya. Evet. Şu bizim karanfil ha. Karanfil destek gider. Ha ha ha. Kokusu dosta gider. Ha ha ha. Na 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 na. Ellerin malı. Esir lan be. Tırsak boğalar.
Bir salak aşık oldu, hepimiz maşuk olduk, iyi mi? Şeyini gezdirmeye gitmiştir, o köpeğini. Neyse, bir daha geliriz. Ulan başı dönmüş aspiratör. İnsana aşık olunca böyle eriyip gider mi be? Peki ne yapayım dayı? Ulan sen koskoca bir mafyasın be. Git sevdiğin kızı saçlarından tuttuğun gibi sürükleyerek al getir ulan buraya. Böyle saçlarında? Tabii saçlarından ya. Tamam dayı. Niye gülüyorsun ulan? Arpa buğday taneler. Aklıma geldi dayı. Allah'tan karanfilin saçları uzun. Kısa olsaydı işim çok zor olacaktı. Ulan ben sana ne diyeyim be? Ben sana ne diyeyim be? Ben gidelim. Yürü bakalım, biz görürsün. Ne oluyor? Gidiyoruz. Götüreceğim seni. Allah'ım duyuyorum. Allah'ım. Şşt, bağırma. Şunlar, seni gibi. Gerçek var o. Bırakma. Ulan benim salak yeğen de adam olmaya başladı, iyi mi? Niye ki Taruş? Sevdiği kızı böyle saçlarından tutup sürükleyerek buraya getirmek için gitti anladın mı? Eyvah. Niye eyvah diyorsun be, seksi şempanze? Bu sorunun şekilde görüldüğü gibi diyerek cevap vereceğim Taruş. Bak şekile. Aa, ne oldu sana be? Perişan penguen. Ya dayı, sen bana git saçından tut getir dedin ya. Ben gittim, saçından tuttum. Ama onlar iki kişi birden benim saçımdan tuttular. Bana böyle oldu. Bu Ayşecan akıllısının söyledikleri doğru mu? Ne anlattığını bilirsek bu sorunuza yanıt verebiliriz efendim. Rafet Bey köpek ısırması hakkında. Yuh ulan be! Utanmasanız Rehamutlara çıkıp anlatacaksınız be! Lan oğlum sen önem vermiyor olabilirsin ama bu önemli bir konu. Ha, git işine be kuzen be, git işine be! Bir kudurmanız eksikti. Bana bakın, kudurduğunuz an kovulursunuz ha, haberiniz olsun. Kudurursa kovmanıza gerek yok ki efendim. Zaten Rafet'in kadrosu otomatikman boş kalır. Peki, köpeği gözlem altına aldınız mı? Almam mı? Acayip gözlem altına aldım. Sahi ne oldu o iş ya? Kadını buldun mu? Köpeğin durumu ne? Kapıyı çaldım çaldım kapıyı. Ne açan var ne enik var. Tamam işte. Köpek kudurdu, öldü. Sahibi de kaçtı gitti. Ha, o zaman Rafet abinin de kudurmasına az kaldı demek. Kuduza yakalananlarda hidrofobi oluşur. Yani suya aşırı tepki gösterme. Ha. Amanın! Amanın! Aa, amanın! İşte amanın, bakın! Amanın. Fena tepki verdi. Kuduz bu kuduz. Salak! Ben senin suratına bir su çarpayım. Bak sen nasıl tepki veriyorsun. Allah Allah ya! Kızlar! Ne var Tolga? Zaten kafam bozuk bir de sen bozma. Ama bu da önemli bir olay. Baksanıza şu gazete haberine. Ne yazıyor? İstanbul'da kuduz korkusu. Küçük bir köpek sahibini de ısırıp kudurarak öldü. Bu köpeğin bazı insanları da ısırmış olması ihtimali üzerinde duruluyor. Hayda! Bugün ne zaman ağzımı açsam Aysu düşüp ölür. Hey! Şu haberi gördünüz mü? Ne haberi? İstanbul'da kuduz korkusu. Küçük bir köpek sahibini de ısırıp kudurarak öldü. Bu köpeğin başkalarını da ısırmış olması ihtimali üzerine duruluyor. Amanın! Bu köpek o köpeğe acayip benziyor ya. Hatta bu köpek o köpek galiba. Eyvah! Rafet her an kudurabilir. Ya her yanımı ıslattınız be. Başlayacağım sizin testinize ya. Ana!
Yani siz de bu işi bayağı ciddiye aldınız ya. Ha, kuzen, sen de mi bir rütüş? Vallahi ben almadım, ben de değil. Nasıl espri yaptım ama, esprin Allah'a. Ah yavrucuğum, böyle güzel bir havada gazetede kapanıp kalma. Hadi canım benim, çık, çık da dışarıda biraz gez, dolaş, hava al. Ama Selim Bey'im, parasız gezilmiyor ki. Yani ne yapayım, burada kalayım da kudurayım mı? Aman ne kadar ayıp. Ay Rahmetciğim, parasızlık ne demek yani? Sen şimdi hemen muhasebeye git, seni kadar aman. Ay sen muhasebeye git, seni kadar aman sal. Ben şimdi telefonucuyum, sana seni kadar para versinler. Hadi yavrum, hadi, 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 hadi. Ay gözünü sevdiğim benim kuduzu be. Bazen ne güzel işe yarıyor ya. Gideyim de bari lafınızı ikiletmeyeyim Selim Bey ya. İyi temizleyin ulan manik depresif kuzgun yavruları. Mafya silahından aslan yatağından belli olur abi. Bu ikat aşık olduğu için gözü hiçbir şey görmüyor ki abi. Abi buna aşık olduğu için, buna da dalga geçtiği için vurayım mı? Susun ulan bakayım işinize bakın be. Aa, sizi böyle çalışırken görmek ne güzel Taroş. Bana bak ulan seksi şempanze. Hazır silahımı temizlemişken seni de temizlerim vallahi. Bir daha Taroş falış deme bana ulan. Bana bak seksi şempanze, şu kapıyı sen açıver. Bu bizim aşıkı maşuktan hayrı yok bize anlaşılan. Ver şu kasteyi. Tanrımar, tanrımar! Ulan bu ne şiddet, ne celal be oynak penguen. Bak şu kasteye, bak şu kasteye. Afitap, gel bakayım, oku şunu. İstanbul'da kuduz korkusu. Küçük bir köpek sahibini de ısırıp kudurarak öldü. Bu köpeğin başkalarını da ısırmış olması ihtimali üzerinde duruluyor. İşte gördün mü bizim salak Rahmet'i ısırmış bu köpek. Dur ulan ne oluyorsun be? Ulan gazeteden bulaşmaz bu kuduz. Ama bizim salak Rahmet herkes ısırırsa oradan bulaşır. Vurayım abi onu he. Dur ulan be vuruşkan manda. Durum çok ciddi anladın mı? Evet, evet. Çok şahit. Hadi Aycığım, ay. Ay kokla kokla kokla. Ay tamam Serap, geldim kendime. Kızlar! Ay! Bu sefer benim hiçbir kabahatim yok ama. Ben sadece isterseniz eve gidip biraz dinlenebilirsiniz diyecektim. Yani bir nevi izinlisiniz. Biz eve gidinceye kadar susar mısın Tolgahan? Gördün mü kuzen? Küçücük bir köpeğin küçücük bir ısırığı bize kocaman bir para kazandırdı. İnşallah büyük bir dert kazandırmazdı. Herhalde öyle bir dert yok, saçmalama. Ben de hiç kuduran adam görüntüsü var mı Allah aşkına? Kuduran adam bir kere korkak olurmuş. Zıptırmadın mı? Ha? Zam! Hayır! Amanın! Amanın! Ay 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 ay! Ay 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 ay! Bak oğlum ödüm patladı. Hemen şu köpekli kadına gidelim de köpeğin durumu nasıl bir bakalım. Yaşasın kudurmak! Sen köpekle uğraşırsın, ben de o kadınla uğraşırım. Yaşasın kudurmak! İyi ki kudurmuşum. Salak! Yapalım. Evet. Açan yok acaba. Ne etti? Aha şimdi ayvayı yedik hem de koçanıyla. Evet ya. İki gündür geliyorum. Kadın evde yok. O güzel bacakları görmekten mahrum kalıyorum. Şebek. Kuduracaksın farkında değilsin. O kuduracağım ama şeyden değil. O kadının bacaklarını görememekten kuduracağım. Bir kere daha basabilir miyim? Bas. Karanfil oylum, oylum geliyor kendi boylum. Karanfil oylum, oylum geliyor. Ne olmuş lan bu gerzeğe? Salaklıkta çıtayı yükseltmiş gibi bir görüntüsü var. Lan İlker, ne oldu lan sana? Hiçbir şey olmadı Berafet abi. Aşık oldum, aşık. Vay ayı vay. Lan burada ayıyı nerede buldun? Dişi ayıyı da aşık oldu şehrin göbeğinde. Ayı değil Berafet abi. Karanfil aşık oldum. Ne diyorsun lan? O zaman niye burada oturuyorsun lan oylum oylum? Ya abi içeride oturunca bizim bünyasına çok Ömer dalga geçiyor benimle. Lan dalga geçilir mi lan? Aşık olmuşsun. Bak aşk nasıl güzelleştirmiş herifi görüyor musun? Bana bak. Bu işin sırrı bende biliyorsun. Senin bu işini halledebilirim. Yalnız biraz pahalıya patla. Vallahi mı Rafet abi? Yapabilir misin? Yaparım. Yaparım çünkü bende bir godoşluk söz konusu. Ama çok paranı alırım. Bütün param sana feda olsun Rafet abi. Var mı para? Buyur, buyur, buyur. Al hepsi senin olsun. Ulan bunlar binlik, başka para yok mu lan? He? Bu kadar mı? Telefonum var. Telefonunu da alayım. Hadi görüşürüz. Tamam Rafet abi. Duyuyorum lan. Haberleri öndürmeyin. Hadi.
Hazır bekliyorlar. Bakın Dürdane Hanım teyze, yarın hayırlı bir iş için size geleceğiz. Ay çok şahane. Gir içeri sen de salak. Girelim. Hadi girelim. Hayır, siz hiç söylemedim. Hayır, siz dinleyin, durun. Aa, içim karıştırmayın beni. Hay Allah. Gene bir atasözümüz yanlış çıktı. Hangi söz anne? İt iti ısırmaz derler ya. Bak olmuyor. İt iti ısırıyor işte. O it bunu ısırdı. Aslında Razi teyze kocama hakaret etti. Benim burada yine bayılmam lazım ama bayılmaktan sıkıldım artık. Hayır, şimdi o it kuduzdu. Bunu ısırdığına göre bu da kudurup ölebilir. Anne ayıp artık. Kız dayanamayacak, yine bayılacak. Sus. Aa, neye dayanamıyor? Ben affetsiz yaşayamam. Tamam Aysucuğum, tamam. Ben de anneme rağmen affetsiz yaşayamam. Sana çok iyi hak veriyorum. Ama ağlama. Başka çözümümüz yok. Ne yapalım? Başka bir şeyler düşünelim. Hadi. Kızım, aslında normal zamanlarda ben de onları öldürmek istiyorum ama galiba gene de seviyorum kerataları. Durun, hemen panik yapmayın. Önce bir arayalım. Eğer evdelerse kalkıp gidelim. Belki yapacak bir şeyler kalmıştır. Durun bakayım. Hemen telaş etmeyin. Alo. Aha, Razi Hanım, siz miydiniz? Şşt, bana ver, bana ver. Oğlum, belki bu kudurma numarasıyla onu yutturabilirim. Bir takım numaralarla karılarımızı bulabilirim. Şşt. Alo Razi Hanım. Hani ben var ya, ben bu köpek ısırdığım için. Hani ben kudurabilirim her an. Anlıyor musunuz beni? Hani diyorum ki karılarımızı buraya yollayın. Yollamazsanız oraya gelirim. Ve ilk ısıracağım kişi siz olabilirsiniz Razi Hanım. Ne oluyor anne? Aa, resmen anlıyor. Aynen köpek gibi. Sesler çıkartıyor. Aa, çabuk kudurdu. Sizi oraya götürmezsem gelip beni ısıracakmış. Aa, anne dur, şimdi gene bayılacak. Ay yok, alıştım artık. O zaman yürüyün gidelim. Yürüyün, hep beraber gidelim de sizi ısırır. Belki de ben kurtulurum. Yoksa gelecek, hadi hazırlanın. Çabuk koşun hadi. Karanfil oylum, oylum geliyor Selvi boylum. Karanfil oylum, oylum geliyor Selvi. Lan kekeme papağan, ne oynayıp duruyorsun burada bakayım ha? Çok mutluyum dayı, çok. Orası belli oluyor oğlum. İnsan denen bu mahlukat üzüntüsünden böyle çıkıdım mı çıkıdım diye oynamaz. Niye mutlusun bakayım ha? Dayı, demin aşağıda Rafet abiye rastladım. Ha? Derdimi ona anlattım. O da bana dedi ki sen hiç merak etme, ben senin işini iki dakikada bağlarım onun için. Yok ya. Peki bunun için senden kaç para aldı bakayım ha? Oo, bütün paramı bir de telefonumu aldı ama ne önemi var dayı, mühim olan benim aşkım. Ulan ben ne günah işledim ki, dünyanın en salak mafyaları benim başıma toplandı be. Bana kullandır bakayım. Çabuk dünyasında o yürüyen işkembeyi bul. O Rabbet herifini bana getirin çabuk. Olur dayı. Ulan bir de bana salak muamelesi yapıyor. Gördün işte karılarımızı nasıl getirttin. Hakikaten şaka bayan. Sen var ya, işsizlikten durmadan test yapan İsviçreli bilim adamları bir görse ne biçim konu olursun be. Gerçekten sen bilimsel araştırma konususun. Bana hakaret mi ediyorsun, iltifat mı onu pek bilemiyorum. Ama fark etmiyor, nasıl olsa karım geliyor, karım. Bunlar ne çabuk yandılar be. Ne bileyim ben. Burada nedir lan bu? Bana bak, sen onu savmaya çalış. Baktın savamadın, ben bir hırlarım, kaçacak deli karım. Eyvallah. Hadi. Sizi burada vurmayı tercih ederdim ama aşağı götürüp bulmak zorundayım. Baba sizi aşağıya bekliyor, hadi yürüyün. Bu baba da çok oldu ama ya. Canı sıkıldıkça bizi görmek istiyor. Yürüyecek ama gidelim. Ne diyecekse desin de bir an evvel eve dönelim. Kızları kapıda bekletmeyelim. Hadi gidelim. Hadi. Gidelim. Ellet, elleşmeden. Gidiyoruz. Ha. Bana bakın ulan tombul sosisler. Gene ne numara çeviriyorsunuz bakayım ha? Ne numara çevireceğiz baba? Ulan bu yeğenimi böyle salak sersem gördünüz diye ne diye parasını aldınız bakayım ha? Öyle demeyin ama babacığım, biz burada çöpçatanlık yapacağız. Yani kolay mı sanıyorsunuz çöpçatanlık? Biz bunun eğitimini gördük. Alnımızın teriyle para kazanacağız. Ulan ne yapacaktınız da alnınız terleyecek bakayım ha? Kolay mı sanıyorsunuz? Dürdane Cadısı'na gideceğiz, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle bu salağa kız isteyeceğiz. Kolay mı bu baba? O cadı size günahını vermez be. O zaman da Rafet'in aklı girecek devreye baba. Baba, Rafet'in üstüne fazla gitme. Belki bilmiyorsun ama her an kudurabilir. Evet, biliyoruz, biliyoruz. Kuzen. Ne oldu? Bana bir şeyler mi oluyor, ne oluyor? Ne oluyor? Bilmiyorum, kuduruyor muyum acaba? Acaba diyorum, tarımarı ısırsam o da kudurur. Oh, ulan oh, dur be. Ulan camiada adımız kuduruk babaya çıkacak. Ne yapayım baba?
Sen üstüme gelince kudurmaya başlıyorum. Şşt, öz lan öz. Ulan Saffet, al onu oradan götür de etmet al, onu ısırsın ya. Parası yok ki. Nasıl et alsın? Ben ısırayım da et ihtiyacımı göreyim. Bir dakika güzel. Al ulan al. Para al. Öküz al. Dana al. İstersen kendine gitme. Deve al. Devenin başını al. Ulan Rafet abi, benim iş ne olacak? Tamam be salak, isteyeceğiz kız. Bak, ısırmayacağına söz ver. Ben de geleyim. Ne de olsa dayısı sayılırız değil mi? Tamam, ısırmayacağız. Söz söylüyorum. Hoş geldiniz. Evet. anlatın bakalım bu hayırlı iş neymiş? Ulan haraç almak, infaz falan kolay da bu iş bayağı zormuş be. Nesi zor baba ya? Söyle kurtul. Bana bak ulan dürdane kafa. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız karanfili oğlumuza istiyoruz. Oh be. Ay çok şahane. Bu kızın da gönlü var gibi Dürdan Hanım teyze. Görüyoruz herhalde. Dürdan Kalfa ne diyorsun ha? Öyle cart diye cevap olmaz baba. Damadı övmen lazım önce. Yapma ya. Ulan bu her şeyden daha zor be. Nesi zor baba ya? Damat hakkında bir şeyler söyle. Ne iş yapar falan. Damat anladın mı Dürdaneciğim? Yani biraz böyle salak malaktır, azıcık da yalaktır. Sonra böyle sersem sepelek filandır. Ama gene de adam kıtlığında idare eder hani. Aman tamam tamam, biliyoruz ne mal olduğunu. Ama bu kızın anası babası var, bana laf düşmez. Yahu şimdi bak Dürdaneciğim, biz bir söz keselim, sonra anasına babasına danışır, ondan sonra nikah yaparız. Olmaz. Ha? Ulan Rafet adisi, bak olmaz dedi. Ne olmaz mı dedi? Hırr, hayvanı bir şeyler oluyor. Şaka bak, sakın bizi ısırma ha. Dürdaneyi ısırayım, nasıl olsa kızı vermedi. Ay çok şahane. Verdin mi kızı? He? Hırr, verdin mi? Ulan kardeşim, bir şey yapma. Yapıyorum Dürdaneciğim, kendimi kaçıyorum. Ulan Deniz anası, ver de kurtul be. Bak biz verdik, kurtulduk aradın mı? Ver, kurtul Dürdane. Ver, kurtul, kurtul. Verdim, bitti. Ay çok şahane. Amanın, gelmişler bile. Neredesiniz Rafet? Sizi bekliyoruz burada. Önemli bir şey yok canım. Biraz önce içeride Dürdane Hanım'ı ısırıyordum da. Korkma Raziye Hanım teyze. Sana bir şey yapmayacağız. Sen çünkü bize eşlerimizi getirdin. Şimdi ben diyorum ki bakın yani bu Dürdane hadisi vazgeçmeden... Bu akşam hemen şu söz kesme işini halletsek anladın mı? Tamam Tarumar baba, sen hazırlıkları hallet, bize haber ver. Biz de bu arada eşlerimizin faturalarını soralım. Ay, 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 ay. Ay çok şahane. Ay bence şahane ötesi. Eğlence sırasında da kimse vurulmaz ki. En iyisi ben dışarı çıkıp birilerini vurup geleyim. Ne olur be abi, çıkmışken bana da tısırdı yazarsana. Ben en iyisi seni vurayım ha. Ulan yeter be. Susun bakayım. Buraya ağlamaya değil, eğlenmeye geldik be. Ay çok şahane. Dayı, ben bir türkü söyleyebilir miyim? Söyle ulan be deve dikeni. Bugün her türlü felakete alıştık nasıl olsa. Fil deste gider, ha 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 nalay. Kokusu dosta gider, ha 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 nalay. Benim gönlümde sensin, ha 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 nalay. Benim gönlümde kimler, ha 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 nalay. Nalay, nalay, nalay. Ellerin malı, çürük bellerin bağı. Gün olur devran döner, ben de sararım yâri. Nanay, 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 nanay. Ay çok şahane. Demek kızı verdin ha? Ne yapayım, ısıracak da yoksa. Nasıl olsa iki güne kadar kudurarak ölür. Bu söz kesmede burada biter, bu söz kesmede biter. İyi de
Dürdaneciğim, sen kızı kime verdin? Aa, Rafet'e. Aa, ayol o evli. Olsun. Sıkıysa sen verme bakalım. Sıkmıyor. Biz şimdi kime kime söz diyoruz Tanış? O ne biçim laf be seksi şampanze? Tabii ki karanfili Hilkat'e söz diyoruz. Ama bence karanfil Rafet'e sulanıyor gibi. He. Ulan o zaten bir iki güne kadar kudurup geçip gidecek. Bir sürü de paramı kaptı adi Rafet. Avans diye bir sürü para kaptırdım bu iki hıyara. Aman Selim Bey duyar da siz ısırır falan susun. Ama sus ağzından gel ağzın. Hilkat hadi oğlum bir türkü daha söyle. Olamaz. Olur. Ay çok şahane. Evet çok şahane. Karanfil deste gider. Ha 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 na. Kokusu dosta gider. Ha 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 na na. Benim gönlümde sensin. Ha 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 na na. Senin gönlünde kimler? Ha 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 na na. Na 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 na. Na na yellerin malı. Çürük bellerin bağı. Gün olur devran döner. Ben de sararım yarim. Hikat kapıyı aç. Açtım dayı. Karanfil Hanım. Ay çok şahane. Açtım. Bir kadın geldi. Rafet'i arıyor Dürdan teyze. Affedersiniz. Rahatsız ettim galiba. Kim bu Rafet? Kim bu Saffet? Şey Serapçığım o köpek Rafet ısıran köpek. O kadın da köpeğin sahibi. Ne yani bu köpek o köpek değil mi? Ulan ısıran köpek kudurup ölmedi mi? Aa rica ederim benim köpeğim son derece bakımlıdır. Sadece yurt dışına birkaç günlüğüne gitmiştim de Rafet Bey merak etmiştir diye uğradım. İspanyolca biliyor musun? Biliyorum Ricky. Un, dos, tres.